Mısır'ın en büyük felaketi 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ve 17 Ağustos yaklaşıyor ve önümüzdeki cuma 17 Ağustos Marmara depremi felaketinin 19. yılı. Evet, yıl dönümleri önemli. Tarih tekerrürden ibaret diyor büyük düşünür Mehmet Akif Ersoy. Eğer ders ve ibret alınsaydı hiç tekrar eder miydi diye ilave ediyor. Evet, Marmara depreminin asrın en büyük felaketinin bir başka ifadeyle Gölcük, merkez üssü Gölcük olan depremin yıl dönümünü önümüzdeki cuma idrak edeceğiz. Evet, Marmara depremi neydi? Nasıl yaşadı? Neler oldu? Onun üzerine konuşacağız. Ve ne yapıldı? İsterseniz biraz daha eskiye doğru yolculuğa çıkalım. Depremler tarihi ve deprem nedir? Deprem gerçekten bir felaket mi? 17 Ağustos Marmara depremine geleceğiz. Elimizde çok önemli bilgi, belge, dokümanlar var değerli izleyenlerimiz. Biz bu yayını deprem üssünün çok yakın noktası, hatta Adapazarı Kocaeli arasındaki Gölcük'ten Sakarya TV ve Devralem TV canlı yayınından sunuyoruz. Marmara depremini konuşacağız ama isterseniz biraz daha eskiye gidelim ve deprem gerçekten nedir ve ne değildir onun üzerinde duralım. Önceki gün önemli bir araştırmacının misafiri olduk İstanbul'da. 3 kitap yazan bir araştırmacı Ali Bayraktar Bey, kendisi 70 yaşının üzerinde. İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek İnşaat Mühendisi mezunu olarak dayanıklı depremler, depreme karşı önlemler ve depreme karşı tarihi binaların restorasyonu ve depreme mukavemeti konusunda uzman, hem mühendislik çalışmaları hem müteahhitlik çalışmaları yapan bir isim. Kendisinin misafiri olduk İstanbul Koz Yatağı'nda ve şunu söyledi: deprem bir felaket değil dedi. Depremler tarihi üzerine fazla araştırma da yapılmıyor dedi ve kendisiyle 2 saate yakın depremi konuştuk. Depremin bir felaket olmadığını, bir rahmet olduğunu, eğer deprem olmasa tatlı su diye bir şeyin de olamayacağını söyledi. Depremler tarihi üzerinde uzun uzun konuşmalar yaptık ve kendisinin ikinci kitabı Yığma Yapı Mühendisliği Gelişme Tarihi, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımları ve üçüncü kitabım da diyor depremin faydaları olarak çıkacak. Hakikaten gösterdi, kalın bir çalışma ve yakın bir gelecekte çıkacak Ali Bayraktar Bey. Kendisi 1960'lı yılların İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, bu noktanın araştırmasına verilmiş. Dedim ki kendisine, depremler tarihi konusunda neler söylersin? Dedi ki depremler tarihi konusunda çok ileriye gitmek gerekiyor ve en önemli deprem uzmanı, deprem araştırmacısı ve depreme karşı mukavemetli binalar yapan kimdir dedi, biliyor musun? Ben de sordum, kimdir dedim. İbrahim Aleyhisselam dedi, İbrahim Peygamber dedi. İlk kez depreme karşı mukavemetli olan Sümerler döneminde yaşamış İbrahim Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'ın işte başta Kabe-i Muazzama olmak üzere Sümerler döneminde yapılan yapı teknikleriyle ilgili elimizdeki bu araştırmayı geniş geniş çalışan şahsiyet birisi diyor ki depremler tarihi konusunda İbrahim Aleyhisselam'a kadar inmek ve İbrahim Aleyhisselam'dan tarihe başlamak gerekir. Zira İbrahim Aleyhisselam depreme karşı en mukavemetli binaları yapan Sümerler döneminde onlarca akademik kurumun önemli bir lideri, önemli bir önderi, Peygamber Efendimizin olmasının dışında böyle bir akademik kariyeri de olan bir şahsiyet ve bunu da biz Kur'an-ı Kerimlerden, tarihi geçmişlerden ve arkeologların yaptığı araştırmalardan biliyoruz dedi. Ve Kabe-i Muazzama'nın depreme karşı İbrahim Aleyhisselam'ın oluşturduğu yapı teknikleriyle hiç yıkılmadığından bahsetti. Hatta örnek gösterdi. 1750 yıldır İstanbul'da dikili taşların hiç yıkılmadığını bu teknikle, yani Sümerler yapı tekniğiyle yapıldığından bahsetti. Kur'an-ı Kerim'den uzun uzun konuştuk ve dedi ki Kur'an-ı Kerim'de depremlerle ilgili ayetler, sureler, tarihler, geçmişleri incelediğimde hayran kaldım. Hatta önceden 5 vakit namaz kılıyordum. 40 vakit bu muazzam teknik, bilgi, birikim karşısında o yüce dinimize hayran kalarak
40 rekat namaz kılmayı kendime yeğledim ve böyle namaza ve dinin ne kadar önemli olduğuna ve depremlerle ilgili ayet-i kerimelerin ne kadar muhteşem olduğuna kanaat getirdim dedi ve bunu da masasının üzerinde Kur'an-ı Kerim'in arasında belki 100-200 tane küçük küçük notlara yazılmış çalışmalar vardı ve dedi ben depremin faydaları, deprem tarihi, depremin faydaları ile ilgili kitabı yazarken en çok Kur'an-ı Kerim'den faydalandım diye de ifade etti ve depremlerin faydaları ile ilgili de değerli izleyenlerimiz, çok değerli Sakarya TV ve Devre Alem TV izleyicileri şunu söyledi. Dünyada su her şeydir, su hayattır. İnsan vücudunun %70'i sudur ve su o kadar önemli ki susuz hayat düşünülemez dedi. Ve teşekkür ediyoruz çay için de. Ayrıca çok teşekkürler. Şöyle teşekkür sizi bir alalım. Ya bu muhteşem yer neresi? Bize burada izin verdiniz. Şöyle. Teşekkür ederim. Ben böyle bir uzatayım mikrofonu size. Burası Sapanca Koru Kamp Piknik Alanı. Bizleri buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi de onur ettiniz. Çok güzel çınar ağaçlarının altı, muhteşem evet. Bir yer. Evet. Çay ikram ediyorsunuz. Afiyet Sapanca'ya olsun. Sapanca'ya pikniğe gelenler buraya. Evet. Piknik, nasıl piknik, gelebilirler? Buraya ulaşım olarak trenle gelebilirler. İstanbul'a çok yakınız. Ankara'ya keza aynı şekilde. Her türlü ulaşıma açığız, hazırız. Evet. Kamp kurma yerleri de var. Karavanıyla evet. Gelen insanlar burada. Doğru evet, mu efendim? Doğru. O zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar. Sapanca'da bir evinizin olduğunu unutmayın diyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz. Devam ediyor canlı yayınımız tüm hızıyla. Depremin ana merkezinden Büyük Marmara depreminin Kocaeli-Gebze arasındaki Sapanca'dan. Evet şunu söyledi bu tarihçi, yazar, akademisyen ve en önemlisi de bu işin yüksek lisansını da yapmış değerli Ali Bayraktar Bey, yüksek inşaat mühendisi dedi ki suların dedi dünya üzerindeki zaten tamamen suyuyla kaplı ama dedi içilmeyen acı ve deniz suyuyla kaplı dedi. Deniz suyu dedi çökerti ve akıntısı olmadığı için acı dedi. İçilebilecek dünyadaki su bütün dünyadaki suların sadece 0.60'ı yani %1'i bile değil dedi. O 0.60'lık su depremlerle oluşmakta ve depremlerle tatlı su haline gelmekte. Eğer deprem olmasaydı, o felaket dediğimiz deprem gerçekten felaket olup da hiç olmasaydı işte o zaman gerçek felaketi siz görürdünüz, yaşardınız ve susuzluktan ölürdünüz. Çünkü o depremlerle su o kadar müthiş enerji içerisinde dünyanın o yer kabuğunda dolaşıyor ki dolaştıkça da o mineraller taşların arasından geçmek suretiyle gayet içilebilecek leziz bir su haline geliyor. O 0.60 olan dünyadaki suyun miktarı da bu şekilde insanlara hayat veriyor dedi. Ali Bayraktar Bey'e teşekkür ediyoruz. O 70 yaşındaki delikanlı çok güzel çalışmalar yaparak kültürümüze bu muazzam eserleri kazandırmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, deprem dünyada gerek milattan sonra, milattan önce gerek milattan sonra özellikle Osmanlı döneminde İstanbul depremleri olarak bildiğimiz hatta dünyanın birçok bölgesinde yaşanan o deprem felaketleri daha doğrusu felaket demememiz gerekiyor bu kadar bilgiyi verdikten sonra depremler ve zaten bütün uzmanlar da dünyanın bütün akademisyenleri de şunu söylüyor deprem öldürmez ya ihmal öldürür. Yanlış bina yapımları öldürür. Eğer siz tekniğine uygun bina yapmazsanız deprem öldürür diye ifade ediyor. Evet depremle ilk kez yüzleşmemiz bir gazeteci ve belgeselci olarak değerli izleyenlerimiz Erzincan depremiydi. 13 Mart 1992 tarihinde. Hemen belirtelim. Gördüğünüz kitaplar, gazeteler, arşivler, ilim, kültür, tarih ve teknoloji kütüphanemizde binlerce kitap var. Bu kitapların bir kısmı depremler ve depremlerle ilgili arşivler. Onlardan biraz toparlayarak getirdik ve en önemlisi de Marmara depreminden sonra yayınlanan birçok ulusal gazeteyi o günkü şartlarda satın alarak daha 18-19 Ağustos'tan itibaren arşivledik ki gelecek kuşaklara ders ve ibret olsun diye onlardan da manşetler getirdik. Erzincan depremiydi ve Erzincan depremini 1992 yılında yaşamıştık. O Erzincan depremi gerçekten binlerce insanın ölümüne sebep olmuştu.
Sadece 92 yılındaki deprem değil, 1930'lu yıllarda büyük Erzincan depremi yaşanmış ve neredeyse Erzincan haritadan silinmiş. 40 bine yakın insan ölmüştü Erzincan'da, büyük Erzincan depreminde. Bunlar yaşanmıştı ve 92 yılında da, yani 1935'li yıllar, 36'lar hemen fazla uzun diyemeyeceğimiz bir dönemde de 1992 yılında yeniden Erzincan depremi yaşamış ve Erzincan depremi ile ilgili arşiv toplarken merhum Recep Yazıcıoğlu beyefendinin hazırladığı, Erzincan valisi olduğu sıradaki o kitap elimize geçti ve o kitabı arşivimize kazandırdık. Deprem ve Erzincan, 13 Mart 1992 Erzincan depreminin öncesi, deprem olayları ve sonrası diye çok güzel bir kitap yazdı. Evet, Erzincan valisi. Daha sonra birçok yerde valimiz oldu. Tokat valisiyken kendisini tanıdık. En son Denizli valisiyken kendini ziyaret etmiş. Devralem belgesel programcısı olarak kısa bir söyleşi yapmıştık. O söyleşiden birkaç ay sonra da elim bir trafik kazasına kurban gitmişti merhum valimiz. Burada Recep Yazıcıoğlu Bey'i de rahmetle, şükranla anıyoruz. Evet, Erzincan depremi yaşandıktan hemen sonra Erzincan'a gitmiştim. O binaların adeta kibrit kutusu gibi devrildiğini gördük. Yan yattığını gördük ve depremin dehşetini orada hem belgesel çekerek 92 yılında hem de o bölgedeki gözlemlerimizle kayıtlar altına almıştık. Bu kitap o dönemin eseri. Evet, depremlerle ilgili yine birçok kaynak kitaplar getirdik. Hem tanıtalım hem de ne kadar önemli çalışmalar yapıldığını göstermek için. Profesör Doktor Süleyman Pampal, Bülent Özmen ortaklaşa yazmışlar. Türkiye'nin deprem bölgeleri, haritaları, deprem yönetmenlikleri, tasarım, gelişme. Evet, depremle ilgili çok ciddi çalışmalar, çok ciddi araştırmalar. Daha birçok dediğimiz gibi eserler ve hiç şüphesiz Kocaeli depremi, ama Kocaeli depreminden önce 1766 İstanbul depremi ve İstanbul depremi ile ilgili çalışmalar. Evet, biz Marmara depremine gelecek olursak, gerçekten Marmara depremi ders ve ibret alınacak önemli olaylardı. Her birimizin acı, birçok hatırası var depremle ilgili. O Marmara depremi 17 Ağustos 1999 gece saat 03.02 sıralarında bir kıyametti gerçekten. Bulunduğum binanın en üst katındaydım. Çatı katı diyebileceğimiz kat. Ama gece biraz yaz sıcağıydı, geç yatmıştık. Büyük bir sarsıntı ve seslerle uyanmıştım. Adeta yüzlerce iş makinası binanın altında kırmak, dökmek, o bina sallanması ve camdan bir anda İzmit Körfezi'ni görüyordu bulunduğumuz oda. İzmit Körfezi'nin aydınlandığı an ve hemen deprem olduğunu anlamıştık. Artık her şey bitti diye gerisin geri otururken eşimin ikazıyla, çocuklar var, ne duruyorsun dedi ve hemen çocukları alarak yanlış yaptık, balkona çıktık. Aslında balkona çıkmamak gerekiyor. Bütün uzmanlar binadan inmeye çalışmayın, binanın üstüne doğru çıkın diyorlar. Bu çok önemli. Yani alta gelmek yere üste doğru çıkmak gerekiyor. Biz yanlış yaparak hemen inmeye çalışıyoruz. Gerçekten ciddi anlamda yanlış. Ve o ışıklar, o gürültü, o sesler, kendimizi balkona atmamız, ardından dışarı çıkmamız, elektriklerin kapanması ve hemen evimizin arkasındaki boş bir arazide bütün mahalle halkı olarak toplanmamız ve birbirimize baktık. Aziyet içerisinde baktık. Acaba kimler enkaz altında kalmıştı? Kimleri kurtarabilirdik? Hemen komşumuz, evinin duvarının bir kısmı çökmüştü. Yaşlı bir amcaydı, rahmeti rahmana kavuştu. Yaralı olarak onu kurtardık, getirdik ve o anı hiç unutmuyoruz. Ve sabah olduğunda, sabaha kadar ne olup bittiğini bilmiyoruz. Merkez üssünün neresi olduğunu bile bilmiyoruz. O medya, iletişim, her şey susmuştu. Sabah 9-10'a doğru deprem merkez üssünün Gölcük olduğu anlaşıldı. Ve on binlerce kişinin öldüğü anlaşıldı. Ve dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in adeta aziyetin ifadesi şeklindeki feryadı halen kulaklarımda çınlıyor televizyonlardan. Olayın vahameti büyük, deprem felaketi büyük,
Deprem büyük bir sıkıntı. Ulaşamıyoruz. Bütün yetkilileri buradan göreve davet ediyorum. Ankara ile telefonla iletişim kuramıyoruz. Yollar kapalı, yollara açın gibi o sözleri belgesel arşivlerinde yerini alırken bir aziyetin de ifadesi olarak, yani devlet kurumlarının o sıkıntısı, aziyeti ve depreme karşı o acizliğimizin, insan olarak her şeye hükmettiğimizi zannettiğimiz olayın o 45 saniyede ne kadar aciz kaldığımızın bir ifadesiydi. Hiç unutmamız mümkün değil. Ve sonra elimize makinamızı, kameramızı alarak çektiğimiz görüntüler, yaptığımız haberler, belgeseller ve onları unutmak mümkün mü? Gebze hemen İstanbul'un yanı başında, 50 kilometre mesafede. Ve 1,5 gün Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gebze'den haber alamadı. Sürekli efendim Gebze'ye ulaşılamadı, Gebze'den haber alınamıyor şeklinde anonslarla geçti. Ve depremin boyutlarını gün geçtikçe daha iyi anladık. Depremin ciddiyetini daha iyi anladık. Adapazarı haritadan silinmişti. Yalova'da büyük dram yaşanmıştı. Hele Gölcük, o kıyılar denize kaymıştı. O doldurulan yerleri deniz tekrar almıştı. Binalar batmış gitmişti ve on binlerce kişi ölmüştü. Aradan tam 19 yıl geçti ve 19 yıl ne yaptık, neler oldu? Şaban Bey, isterseniz bir davet edelim. Şaban Bey, sizi bir alalım şöyle. Efendim teşekkür ediyoruz. Şu anda ortak yayındayız. Elbette, elbette. Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dostum İsmail Kahraman, belgesel yapımcı, Türkiye'nin yakından tanıdığı değerli bir gazeteci, meslektaşım. Tabii o günlere götürdüm beni. O günlere gitmemek mümkün mü? Ben 70 yaşını geride bıraktım. 1967 depremini 17 yaşındayken yaşadım. Bina adeta topuklarımıza düşmüştü. O günlerin korkusunu çok iyi bildiğim için son depremde İstanbul'da Akşam Gazetesi'nde çalıştığım günlerdi. Ve Ataköy 9. kısım 14. katta oturuyordum. O binaya iner çıkarken diyordum ki aman burada bir depreme yakalanmayayım. Geçmişte 17 yaşında yaşadığım deprem korkusundan ötürü. Ve geldi beni deprem orada 14. katta yakaladı. İşten gelmiştim. İşim gereği geç gelmiştim. Uykuya yeni yattım. Birlikte o zaman İstanbul Spor'da oynayan, benim Almanya'dan onu İstanbulspor'a getirdiğim Cem Uzan zamanında Mithat vardı. Onunla beraber kalıyorduk orada. O genç olduğu için sıcak da uyumamıştı. Ben dalmışım. Kardeşleri de Almanya'dan izine gelmişlerdi. Deprem olunca ben bir panikle kalktım ve deprem var çocuklar kaçın dedim. Mithat, amca deprem ne dedi. Depremin sözünü bile bilmeyen bir yeğenimdi. Oğlum hemen kaç diyerek bir yandan da İstanbul'da yakalandınız İstanbul, öyle mi? İstanbul 14. katta Ataköy'de. Evet. Oğlum hemen kaç aşağı in derken bir yandan ben de evet, dışarı çıktım ve koridordan ilk aklıma gelen yer terasa kaçmak oldu. Çünkü 14. katta asansöre binip aşağı inseniz neler yaşayabileceğiniz düşünün. İnemezsiniz daha asansörde zaten. Kalamaz. Yürüyerek de koşarak inmeye kalksanız 14. kattan inemezsiniz. Yukarıya çıktım. Yukarıda çatı katı kapısı vardı. Kapıyı zorladım, açılmıyor. Daha sonra birkaç zorlamadan sonra ve binanın sallamasından, esnekliğinden dolayı kapı açıldı. Pervazına sarıldım. 14. kattan İstanbul'u seyrediyorum. O Ataköy'deki o binalar beşik gibi sallanıyor. 45 saniyenin ne kadar uzun olduğunu orada gördüm. 45 saniye gerçekten inanılmaz uzun bir zaman ve benim yeğenim hiç telaşlanmadı. Ben deprem durur durmaz şort ayağımda koşarak aşağı indim. Aşağıdan baktım yeğenim gelmiyor, zile bastım. Oğlum dedim niye gelmiyorsun, ne yapacağım orada diyen yeğenim. Neyse indi, baktım giyinmiş, parfümünü de sıkmış, geldi aşağı. Adapazarı'na gidelim dedim. Ne yapacağız Adapazarı? Oğlum dedim bu depremin merkezi o taraflar. Orada ciddi felaketler vardır. Neyse onu zorla aldım. Saat işte o 3'ten 3.30'dan sonra Adapazarı'na getirdim. Gelirken İzmit'e kadar hiçbir şey yok yolda. Otoban kısmında göremedik. İzmit'ten sonra Sakarya yolu kapalı. Ha dedim burada problem başladı. E5'ten geldik Adapazarı'na.
tek yokuşu dediğimiz yerden indik. Karşımızda binaların yola, minarelerin yola düştüğünü görmeye başladık. Biraz saat ileride, kaçta geldiniz siz ya? Adam. Saat 5 gibiydi. Yani 5 gibi. Bravo, çok da bomboştu yol. 5 gibi geldik. Tabii telefon irtibatı kuramıyorsunuz. Adapazarı'nda geldiniz, her şey darmada. Adapazarı'na geldim, eve gideceğim. Gidecek yol bulamıyorum. Oradan girip oradan çıkıyorum. Çünkü yolların üstüne yıkılmış binalar var. Neyse, devlet hastanesinin hemen arkasında ki evimi buldum. Evimin hemen köşesinde 5 katlı bir bina vardı. Bina yok. Çocukları gördüm. Oğlum dedim, Akın nerede oğlum? Hastanede dediler. Çöktüm hastanede deyince. Meğerse onlar bir akut ekibi kurmuşlar. Yaralı taşıyorlarmış ama hastanede diye direkt söyleyince ne siz zannet, babanın düştüğünü sen düşün. Sonra işte evde baktım, çok şükür bir şey yok. Bisikleti aldım evden. Dolaştım sağa sola. Adapazarı'nın merkezinde bir çöken binanın yanından geçerken bir kadın yakama yapıştı. Ne olur oğlumu kurtar. Ablacığım ben bir şey yapamam. Ancak ilgililere gidip haber vereyim. Herkes aynı şeyi söylüyor dedi. Çaresiz bir annenin çırpınışını düşünün. Son şunu anlatacağım. Devam ettim ablama doğru giderken. Bir binanın kibrit katı gibi çöktüğünü ve o katlardan alevler çıktığını gördüm. Hafif hafif. İçeride yangın başlamış. İçeriden de bir ses geliyor. İmdat diye. Bir ses geliyor. Kurtarın beni diye. Yapacağınız hiçbir şey yok. Oradan tabii acele uzaklaştım. Dönüşte de oradan geçerken alevler çoğalmış, ses kesilmiş. İşte böyle bir deprem yaşadı Sakarya. 67 depremi nasıldı efendim? 67 depremi tabii o zaman o kadar çok bina yoktu Adapazarı'nda. Yani bu kadar hasar yoktu. Ancak kaç kişi ölmüştü? Valla geçmiş yıl hatırlamıyorum işin açıkçası. Ama o da önemli bir 67 deprem. Sakarya'nın yaşadığı önemli depremlerden biriydi. Deprem deyince insanın tabii ki tüyleri diken diken oluyor. Maalesef. Yani evet. O Adapazarı o günlerde. Ama biz unuttuk değil mi efendim? Unuttuk. Şimdi bakın unuttuğumuz çok önemli bir şey var. Buyurun. Unuttuk deyince sevgili kahraman. 67 depreminden sonra yerel yönetim bir karar almıştı. Dediler ki efendim iki kattan fazla bina yapılmayacak. Yönetim değişti, 2,5 kat oldu yerel yönetim. Bir seçim daha oldu, belediye başkanlarından söz ediyorum. Evet. Bir seçim daha oldu, 3'e çıktı. 3, 3,5, her seçim döneminde 3, 3,5, 4, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5'a geldi Sakarya. Şu anda 7,5 kat. O zaman için. 94 kadar. Şu anda? 7,5'a geldi ve şimdi yine 2 kata indirildi. Yine 2,5, 3 katlar başladı. Başladı. Tabii 3 katlar. Bunlar 5 kata da neymiş efendim? Sağlam yapı yapacağız. Ya aynı hikayeyi biz geçmişte de yakındık. Yani siz sağlam bina yapın ama otoparkını da yapın. Otoparkta. Deprem yönetmeni. Evet, şu adresi bak, Adapazarı depremi diyor bak. Evet, deprem evet. Ve alınacak mesaj, kitap ve kitaplar getirdik. Evet, siz güzel, gazetecisiniz, önemli gazeteci. Biz birçok bilgiyi, dokümanı, belgeyi topladık ki geleceğe evet. Işık tutsun. Şu anda da ilk kez bu orijinal, tamamen bunlar henüz hiçbir tarafta yayınlanmayan, işte evet, 18, evet. 19, 20 tarihli gazetelerin manşetleri. İşte, yeni, yine de o deprem yılına geldiğimiz şu günlerde bu hatırlatmalar çok çok önemli. Evet. Yani güzel bir çalışma bakınız, yapmışsınız. Bakınız ekranda görüyor zaten. Moloz evet. Yarımadası diyor. Cesetler evet. Çakal ne diyor? Ha, cesetlere çakal dadandı. Yani, düşünebiliyor musun? Yani. Cesetleri bile evet. Denizin dibinde. Evet. Ruhunu askerlerin. 250 bin aile yıkıldı. Bunlar hep bir tuğlada siz koyun. İşte depremin altındaki evet. Bir çift gözün. İşte bunları hep o deprem acılarını yaşadığımız bakınız, günlerde 1250 hatırlarız. Kez sallandık evet. Diyor. Ya, bunların ya. Her biri böyle yürüdü. Deprem fay hattından evet. Bahsediyor. Evet, denizin evet. Dibi 193 metre yarıldı. Çok şükür işte fay hattı ve devam ediyor. Evet. Kara gün dostu. Evet. Şimdi siz, evet bu ben size bir soru soracağım. Buyurun efendim. Şimdi çok güzel çalışma, çok güzel belgeleri ortaya koydunuz. Burada tabii bu depremlerin hatırlatmasının yanı sıra bir de
amacınız var elbette bu çalışmayı yaparken, öyle mi? Tabii elbette. Bu amacı iki cümleyle özetler. Şu, biz gazeteciler, belgeselciler geleceğe ışık tutmamız gerekiyor. Evet. Ve maalesef bugün bir Marmara depremini yaşadık. Henüz kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz. Evet. Resmi rakamlar 18 bin diyor ama çok evet, yüksek rakamlar. Ve arzumuz bilgi, belge, döküman toplayarak ders ve ibret alınsın. Geleceğe ışık tutalım. Herkes görevini yapsın. Mesela biz Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği olarak Gebze Ticaret Odası, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze'de kurulu Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi ile 17 Ağustos günü Gebze Ticaret Odası'nda çok önemli bir çalışma, çalıştay, panel yapıyoruz. Evet. Ve ilk kez hazırladığımız belgesel 17 Ağustos günü saat 14.30'da başlayacak organizasyon ve hiç yayınlanmamış fotoğraflar ve gazete arşivleri sergimiz var. Evet, evet. Belgesel gösterimimiz var. Ayrıca bizzat kendi sunumumla 1500'lü yıllar, 1700 ve İstanbul bölgedeki depremle ilgili hem belge topladım, onu sunacağım. Evet. Sayın Gebze Ticaret Odası Başkanı sanayi ticaret erbabının depreme karşı ne yapması gerektiği üzerinde TÜBİTAK'tan ve Gebze Teknik Üniversitesi'nden uzmanlar ciddi manada teknik bilgiler verecek. Bunu şunun için söylüyoruz. Herkes bir şeyler yapmalı ve bugün Kocaeli bölgesinde gönül isterdi ki Marmara depremi müzesi kurulsun. Ama öyle bir şey yok. Arşiv yok. Göstermelik toplantılar, törenler. Maalesef. Biz size teşekkür ediyoruz. Sapanca'ya geldik. Bu bilgileri topladık. Ve bu güzel ortamda yayın yapıyoruz. Sakarya TV ve Devralem TV olarak. Müşterek yayınımız. Efendim ben teşekkür ediyorum davet ettiği için sevgili kahramana. Ben haberciyim, foto muhabiriyim. İsmail Kahraman belgeselci. Dolayısıyla belgeselciliğin gerektirdiklerini yapıyor ve bakın belgeselciliğe dayalı ne kadar döküman var. Mesela ben Şaban Beyciğim, kutluyorum sizi. Şu çok önemli. Evet. 9.9.2002 tarihinde bu arşivi toplamışız ve Gebze'deki gazetelerde depremle ilgili sadece Kocaeli bölgesinde ne varsa bakın. Gebze'de 42 ölü. Bak deprem o zaman Darıca Gebze'ye bağlı. Bunların keserek, toplayarak arşivledik efendim. Yani ve yüzlerce elimizde bilgi, döküman ve belge var. Ne güzel. İşte deprem ve yanardağlar, birçok kitap. Buradan Sakarya TV ve Devralem TV aracılığıyla şunu duyuralım. Herkes görevini yapsın değil mi Şaban elbette, Bey? Elbette. Bakınız bu pazar günü hemen Sapanca Gölü de çok güzel değil mi burada? Evet, evet. Orada oturmak varken biz buraya geldik. Ve başka bir yayına gideceğiz bundan sonra. Bir canlı yayınımız daha var. İsterseniz programı siz kapatın. Ben mikrofonu size vereyim Şaban abi. Siz tecrübelisiniz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biz Devralem TV ve Sakarya TV ortak yayınlarla, o komşu yayınlarımız, diğer yayınlarımız önümüzdeki dönemde daha da bu yayınlarımız artacak. Ve sizlerin de üyesi olduğu Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği Gebze Ticaret Odası organizasyonu ile orada etkinlik yaptık. İnşallah Adapazarı'nda da bu tür etkinlikler yapabiliriz. İnşallah. Evet sevgili İsmail Kahraman Gebze'de yaşıyor. Sakarya'ya geldi. Ben Sakarya'da yaşıyorum. Sapanca'ya geldim. Birlikte Sapanca'da buluştuk. Ve dilimizin döndüğünce İsmail Kahraman'ın deneyimli çalışmaları sonucu belgesellerin gerektirdiği belgeleri size sunduk. Yeni programlarda buluşmak üzere. Biraz sonra da bir başka noktadan yine canlı yayında birlikte olacağız. Ben teşekkür ediyorum kendisine. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sapanca'dan saygılar, sevgiler olsun efendim. Hoşça kalın. Abi teşekkür ederim.